Gördüğünüz gibi 3 kilo işkembe, dana işkembeyi küçük küçük doğradım gördüğünüz gibi. Tabii bu piştiği zaman biraz daha küçülecek. Yalnız dananın şu kalın kısmı var, sırt kısmında şöyle kalın etli, kalın bir yer var, kalın. O kısımlardan alırsanız işkembenin dana kısmını daha lezzetli, daha iyi olur. Evet, şimdi sıcak suyu açtık. Evet. Gördüğünüz gibi sıcak suyla doldurduk. Bunu ocağa koyacağız. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıp sıkmayacağız. Kilitlemeden, yalnız üstünde duracak kapağı. Bunu kaynatacağız suyu. Yalnız bu kilitlemeyeceğiz. Bu tam kaynadığı zaman bunun suyunu boşaltacağız. Tekrar su koyup ağzını kapatıp pişireceğiz. Bu suyu dökeceğiz. Tekrar içine sıcak su koyacağız. Gördüğünüz gibi bayağı doluydu, azaldı. Şimdi sıcak su koyuyoruz tekrar. Evet, tam 45 dakika kaynadı. Şimdi ocağın altını kapatıyoruz. Lavaboya alıp üstünden az bir su dökerek de düğmesini de yukarı doğru kaldırarak da içindeki havayı alıyoruz. Evet, bu arada havasını alıyoruz soğuk suyla. Evet, iyice havasını aldıktan sonra kapağını açıyoruz. Evet. 5 kaşık yoğurt. İki tane yumurtanın sarısı. Görüyorsunuz. 5 kaşık yoğurt, 2 yumurta sarısını bunu güzelce çırpıyoruz. Sıcak su koyuyoruz. Zeytinyağı koyduk. Yağın ısınmasını bekliyoruz. Çorbanın terbiyesi için 2 kaşık un koyuyoruz. Çorbanın terbiyesi ne kadar iyi olursa, tabii burada püf noktası var. Bunu öyle güzel oluyor. İyice köpürdü. İyice karıştırıyoruz bu içindeki unu yağla beraber. Topul un kalmayacak içinde. Bir miktar su koyuyoruz. Ondan bunu güzelce karıştırdıktan sonra düdüklüde pişen işkembemizi yavaş yavaş içine aktarıyoruz.
güzelce karıştırıyoruz. Görüyorsunuz işkembeyi. Bembeyaz oldu. Pırıl pırıl cam gibi parlıyor maşallah. Afiyetle yiyeceğiz. Göreceksiniz işkembenin tadı çok güzel olacak. Tabii yaparsanız. Evet, çorbayı kaynayana kadar karıştıracağız. Yüksek ateşte çevire çevire bunu güzelce karıştırıyoruz. Evet, içine bir kaşık gördüğünüz kadar tuz. Çorbanızın güzel olması için sürekli karıştıracaksınız. Evet, terbiyesini döküyoruz. Yavaş yavaş karıştıraraktan. Tekrar karıştırıyoruz. Mis gibi oldu. Şifalı. Dünyayı saran koronavirüsüne birebir şifa. Bu çorbayı içen virüse yakalanmaz. Görüyorsunuz. Müthiş. Çorbamız pişti. Arzuya göre sarımsak, limon, sirkeyle ve pul biberle üstüne ekleyebilirsiniz ve afiyetle yersiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun altında beğeni,
kısmı var. Orayı tıklayaraktan ve yorum yaparaktan destek olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra yanda çan resmi var. Orayı tıklayaraktan diğer videolarımın serisini de izleyebilirsiniz. Sıkıca kapatıyoruz. Mandalı yukarı alıyoruz. Ve ocağa koyuyoruz. Kaynar suyu koyduk. Mandal yukarıda. Ocağı yüksek ateşte açıyoruz. Düdüklü tencerenin mandalından gelen düdük sesinde mandalı aşağı indirip kapatıyoruz. Ondan sonra 45 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Evet. Çorbamız pişti. Tencerenin kapağını açıyoruz. Ve görüyorsunuz. Evet, daha önce hazırladığım sirkeli, sarımsaklı, çok az bir şey su koyuyorsunuz içine. İsteyen sarımsaklı yiyebilir. Ben biraz fazla sarımsaklı yediğim için 3 kaşık koyacağım. Sonra sirke de koyabilirsiniz. Ayrıca sirke ve pul biber. Pul biber. Acılı güzel oluyor. Az bir şey de sirke atabilirim. Evet, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çorbamız müthiş oldu.